Gözlemlediğiniz her şeyi etkilersiniz. Burasını geçen sefer anlattığımda da söylemiştim, çok önemsiyorum diye. Çünkü bu eş ilişkilerinde, kardeş ilişkilerinde, aile ilişkilerinde çok etkili. Neden etkili? Şimdi gözlemci kendi bilinç seviyesini, algısını, duygu ve düşüncelerini hangi seviyedeyse, hangi seviyeden bakıyorsa, o ölçüde gözlemlediği olaya ve kişilere deyim yerindeyse boca ediyor. Şimdi eşinizle, partnerinizle ya da işte kardeşlerinizle, yani en yakın olduğunuz anne babanızla, en yakın ilişkilerinize bir bakın. Siz artık annenizin sizinle ilgili verdiği yargılar ya da düşüncelerin çok dışında bir noktaya gelmişsinizdir. Ama birinci seviyeye yakınınız olan kişiler, seninle ilgili yaşadığı olaylar vardır yıllar içinde. Yaşadığı, seninle ilgili düşünceleri vardır. Bunlar kayıtta. Şimdi bu eski bilgilerle karşı tarafa bakar ve o bilgilerle karşı tarafın cümlelerini ele alır. Sonra tetiklenme olur. Tetiklenme nedir? İşte başka bir arkadaşımızla konuştuğumuzda etkilenmeyeceğimiz, üzülmeyeceğimiz ya da kızmayacağımız, gerilim yaşayamayacağımız bir konuyu birinci derecede yakınlarımızla konuştuğumuzda birden geriliriz mesela. Öfkeleniriz. Kızgınlık hissederiz. Çünkü karşı taraftaki gözlemciyle biz birbirimize eski bilgilerin ışığında bakarız. Bu da ilişkimizi objektif bir ilişki olmanın çok dışına taşır. Etiketlemelerle yaptığımız bir ilişkiye dönüştürür. O zaman eğer yapabiliyorsak yakınlarımızla ilişki kurarken ya da sohbet ederken, konuşurken hiçbir etiket olmadan, yani işte ben kardeşimle konuşuyorum duygusuyla değil de, ya burada bu bilinçte bir insanla konuşuyorum. Etiketi aradan kaldırıyoruz. Hani kayınvalide etiketi, işte gelin etiketi. Bu etiketi bir kenara koyuyoruz ve bir insanla iletişim kuruyor gibi kuruyoruz. Bu tabii hani tetiklenme noktasında veya geçmişimizde yaşadığımız bilgileri düşününce biraz zor, çaba isteyen bir şey. Pratik isteyen bir şey. Ama karşıdakini işte ablam, kardeşim, eşim gibi görmeyip insan gibi gördüğümde, o zaman farklı bir gözlemle ona bakmış oluyorum ve o zaman onu farklı etkiliyorum. Burada mesela hep hasta olan bir kardeşimizi düşünelim. Benim algımda o hep hasta ama iyileşme sürecinde çok yol kat ediyor diyelim. Ben ona hala eski bilgilerimle hasta olarak baktığımda, gözlemci olarak hastalık frekansını oluşturarak ona bakıyorum ve hastalığının kalıcı olmasını sağlıyorum. Ya da hastalığının yeniden aktive olmasını sağlıyorum, o frekansı gönderiyorum. Ama eğer onu şifanın içinde, şifayı alan, gelişen, büyüyen bir kişi duygusuyla baktığımda, o zaman da o gözlemci etkisini çalıştırmış oluyorum ve kişinin şifalanmasını hızlandırıyorum. Öfkeli birine, kızgın bir yakınıma zaten bu kızgın, öfkeli deyip o frekansı gönderdiğimde kişiyi tetiklemiş oluyorum. Burası